samimi haberde İslam Memiş'le paranın şifresi. Samimi Haber ekranlarından hepinize mutlu haftalar diliyoruz. Her hafta pazartesi günü yeni haftayı karşılarken yatırımcıyı neler bekliyor ve işte bunu öğrenmek için Paranın Şifresi programında finans analisti İslam Memiş bizlerle. Yayınımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. İyi haftalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Peki yeni haftayı karşılarken yatırımcıyı piyasalarda neler bekliyor? Hangi toplantılar ön plana çıkıyor? Hemen sizden alalım. Bu hafta oldukça sakin veri açısı bakımından. Sadece Cuma günü Avrupa'da enflasyon verisi var. Onun haricinde herhangi bir veri yok. Yani sakin bir yatay bir seyirde piyasaları tamamlarız. Hem küresel piyasalar hem yurt dışı piyasalarda takip edeceğimiz önemli bir veri yok. O yüzden genel itibariyle bu haftanın sakin bir seyirde olduğunu söyleyebilirim. Peki hemen yatırımcı açısından soralım. Geçtiğimiz hafta başında her ne kadar düşüşle başlasa da sonrasında rekorlar kırdı altınla ilgili. Bununla ilgili bir takım spekülasyonlar var. İşte Çin'de stoklandığı şeklinde ya da işte ülkemizde herkesin yastık altı yaptığı şeklinde fiyatların da bayağı da bir yukarı yönlü hareketlendiğini görüyoruz. Peki bu hafta ne olur altın? Mantıksız açıklamalar. Öncelikle onu söyleyeyim. Yani ağzı olan konuşuyor diyelim. Çünkü CDS'lere bakıyoruz ve özellikle ETF'lerdeki hareketliliğe bakıyoruz. Evet, merkez bankaları talebini artırıyor ama sadece Çin özelinde değil. Yastık altındaki şeylere bakıyoruz. Yine orada da normal bir hareketlilik var. Anormal bir durum yok. Fiyatın normal bir şekilde yükselişine devam ediyor. Sürpriz yok. Yaklaşık 6 aydır 2024 yılına ilişkin malum sizin de yaptığımız yayınlarda nedir beklentimiz? 2350 dolar ons tarafında, 3000 lira gram tarafında. Ha, bu yükselişler daha ikinci ayda böyle devam edince hani şey yapmaya gerek yok. Yani teknik olarak yorumlamaya gerek var. Her ay yeni bir rekor göreceğiz gram altında. Ocak ayında neydi? 2070. Şubat ayında ne oldu? 2128. Mart ayında ne olacak? 2150. Nisan'da 2250. Böyle yukarı yönlü hareketlerine devam edecek. Yani bundan kaçışı yok. Ve hedef 3000 lira yıl sonunda. Dolayısıyla her ay böyle yukarı yönlü hareketler devam edince ara ara da kâr satışları olacak mesela. Yani bir bakacaksınız 2250 lira, bir bakacaksınız 2150 seviyesine kadar geri çekilmiş. O zaman da sert çöküşler, düşüşler falan diyemeyiz. Yani su yoluna bir şekilde gidiyor. Yani ana trend yıllık bazda bizim için önemli. O yüzden gram altın TL fiyatında hem ons tarafı hem gram tarafında beklentimizde herhangi bir değişiklik yok. Trend yukarı. Peki şöyle bir veri var elimizde. 2015'te hesaplanan Türkiye hane halkı altın, yani yastık altı altının 350 bin tondu. 8 yıllık süreçte 5000 ton oldu ve dünya sıralamasında da ikinci sıraya geldiği tahmin ediliyor. Tam bir böyle bir bilgi yok ama iddia ediliyor. Bu doğru mu peki? Hani bu gözlemlere bakacak olursak, yani yatırımcı güvenli liman altında mı kalmayı tercih ediyor? Bu da fiyatlara etkisi var mı bunun da? Yastık altındaki miktarı hesaplamak mümkün değil. İlk önce onu geçelim. Yani öyle bir şey hikaye. Evet, herkes matematiksel olarak bir rakam çıkarabilir, kendi görüşünü savunabilir. O ayrı bir şey. Ama fiziki altınları, yastık altı birikimlerini tahmin etmek mümkün değil. Dünya Altın Konseyi bundan 10 yıl önce bir rakam söyledi. Ortadan kayboldu. 5000 ton. Türkiye 10 yıldır hala 5000 ton altın üzerinden devam ediyor. Dolayısıyla böyle bir şey de yok. Fiziki ve yastık altı birikimler tahmin edilemez. Ama halkın fiziki altın tarafına teveccühü var mı? Evet, var. Ancak bugünkü ekonomik koşullar, bugünkü saklama koşulları, bugünkü imkanlara baktığımız zaman daha çok modern sisteme giriş yapan, sanal ortamda yatırım yapan bir nesil var karşımızda. Fiziki alım yapanlar her geçen yıl azalmaya devam ediyor.